people, welcome to Norway. This is Glomma and Oslofjord. We are between Sarpsborg this way and then back area is the Fredrikstad. And this area is the Vikings fatherland. The Vikings was here. And they going from here with them ships in the Oslofjords and then from there to world, to England, Finland, Sweden, Denmark, everywhere to the world. We have fresh water on top and then under is the salt water because that is the place who coming the Glomma meeting the sea. Yeah. Hi Norge, welcome till Glomma mellan och Oslofjorden mellan or Sarpsborg och Fredrikstad. Här är det platsen från vikingarna, där vikingens hemland, faderland. Fedraland. Och vi har färska vatten på toppen och under är den saltvatten. Vi har många torskar och många öret och lax och så vidare här. Och så vi har de vikingarnas gravelse där områdena här i Valder och många historierna. This is many historical gravelse from the Vikings here in the forest. And everywhere. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Norveç'teyiz. Burası Glomma Rivierası ve Oslofjordları arkada. Ön taraf Sarpsborg. Beşiktaş'ta oynayan Sarpsborg'dan hatırlarsınız. Onların şehri ve kardeş şehir. Fredrikstad arka taraftaki tepe. İkisinin tam ortasındayım. Buralar Vikinglerin ana yurdu. Vikingler buralarda gemilerini yapmışlar, yerleşmişler ve buralardan açılmışlar arkadaki Oslofjordlarına ve oradan dünyaya, işte İngiltere'ye, Danimarka'ya, İsveç'e her yere kadar gitmişler. Avrupa'ya, Hollanda'ya her yere buradan açılmışlar. Ve ölülerini de tekrar kendileriyle alıp getirmişler. Buradaki getirebildiklerini. Buralarda arkalarda zaten mezarlıkları var. Oralara gömmüşler. Burası da küçük bir liman. Böyle Riviera boyunca, Glomma boyunca bir sürü küçük küçük mahalle diyeceğimiz yerleşimler var. Hemen herkesin de görüyorsunuz küçük limanları var. Biz tekneyi bitirdik. Şu an teknenin şeyini yapıyoruz, kontrollerini. Tekne bitti artık. Nice. Şelle de kullanıyor tekneyi. Tık 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 tık. Sesi güzel. Motoru falan. Su 2-3 gün şeyde beklettik. Ha, su içindeki su gitti, bitti. Şu an artık yüzebiliyor. İyi yani. Evet, havalar güzel. Üstte tatlı su, altında tuzlu su var. Burada bol bol alabalık. Yes, yes. I tell about the Vikings historical things between Sarpsborg and then Sarpsborg played also many times football, you know. Next time you can turn all around. Yes, yes. Şimdi buradan dönüyoruz tekrar. Fredrikstad'a doğru. Arkada köprü var ya. Zaten orasını biliyorsunuz. O köprünün orası bizim iki tane botlarımızın olduğu yer. Bu botun da olduğu yer. Eskişehir bot limanının olduğu yer. Ondan sonra Fredrikstad'la merkeziyle Sarpsborg merkezi arası. Zaten 15 kilometre. Böyle kenardan da insanlar bisikletleriyle, isterse yoldan da bisikletleriyle gidip gelebiliyorlar. Ben de bazen de bisikletimle gidip geliyorum zaten.
Evet, hava güzel. Eskiden de buralarda böyle kenarlarda fabrikalar, büyük limanlar, kerestecilikle uğraşanlar vardı ama artık giderek işte kapandılar. Pek bir şey kalmadı fabrikalardan. Bu ormanlar falan böyle hepsi doğa koruma altında. O yüzden fazla bir şey yapmıyorlar, ellemiyorlar. Şurası güzel bir proje olabilirdi, yapabilirdi. Burada işte güzel torş balıkları, Haziran ayından itibaren makrel dediklerimiz, hani uskumrulgiller falan var ya, onlardan olacak. Bol bol avlarız. Oltalarımızı atarız, attığınızı çekiyorsunuz zaten, güzel oluyor. Hava çok güzel. Evet. Norwegian flag. Norwegian Riviera. Oradaki otobüsler Sarpsborg'un otobüsleri. Sarpsborg'la Fredrikstad'da çalışan otobüsler. Burada Østfold'da. Bir de zaten İsveç'e burası 15 kilometre, 20 kilometre sınır. Şu an burası Glomma Nehri ve ileri Glomma Nehri ile denizin birleşimi, yani normal denizin. Ondan sonra da köprüden sonra biliyorsunuz adalar geliyor. Adalar sırala sıra adalar, böyle bir sürü adalar var. Karga Adası, Çiçek Adası, Vaaler, Maaler, Şer aldım, böyle gidiyoruz. Bir sürü adalar var. Denizden de Danimarka'ya ve İngiltere'ye komşu. İşte oradaki köprünün altı da bizim bot derneğinin olduğu yer. Bunu şimdi oraya koyacağız, bu tekneyi. Diğer küçük sandalı deneyeceğiz bu sefer. Ondan sonra da İşim biterse balığa gideceğim ben. Bugün hava, pazar günü, hava güzel. İki tane rat var, iki tane balık oltası. Onlarla adalarda balık avlamaya gideceğim. Oradan da çekimler yaparım artık. Bakın şu güzel bir tekne. Tam böyle Mississippi olacak bir tekne. Burada bir sürü hayvanlar var, kunduz, ondan sonra susamuru, fok balığı, bazen küçük balinalar, köpek balıkları, işte levrekler, torş dedikleri makreller, balıkçı kuşları, dalgıç kuşları, martılar, kuğular, birçok çeşit burada var. Burası güzel çünkü rüzgardan şeyden kesintisi olmuyor. Burası tam böyle koruma altında. Ondan sonra ormanın içerisinde ceylanlar, geyikler, buranın ayıları, domuzlar, kurtlar, her şey var yani. Şurada güzel bir Mississippi. Bunlar tam böyle Hollanda'da, Belçika'da bunlardan çok var. Sigaralık, tabako yeri olarak kullanıyorlar. Kafeterya var diye. Güzel ya. This can be very nice Mississippi like in Netherlands and Belgium. Tabak şu. Burası da postanenin şeyi, deposu.
binalar yapıyorlar, oturuyorlar. Arka taraflar tarlalar. Norveç güzel arkadaşlar. You can be every time coming to Norway, visit us. You are welcome. Alle er velkommen til Norge. Norge er fine, vakre land. Med fjorder og med fisker og boller og alt mulig. Og menneskene er hyggelige. The people is very nice here. You can just enjoy it. Just say hello, they say back to you. Hi son! See, like this one, you know. You say hi, they say hi also. Evet, Norveç güzel arkadaşlar. İnsanlar sohbet edin. Hele deniz kültüründe merhaba diyorsunuz, onlar da hemen size merhaba diyorlar. Yani deniz kültürü, biliyorsunuz bizim Akdeniz'de de öyle, bambaşka bir kültür. Özlüyoruz. İnşallah, come on! İnşallah oralara da bir gün gelip güzel teknemizle. Zaten buradan birkaç tane tekne aldım, sınırlar açıldığı zaman falan getirip orada hem kendimiz kullanırız hem arkadaşlar varsa hediye ederiz, veririz. Yahut da ihtiyacı olana devrederiz. Bakın böyle sıra sıra küçük mahalleli şeklinde evlerini, yuvalarını kuruyorlar böyle. Norveç hep böyle. Genelde de böyle granit taşları görüyorsun. Hep taşların, kayaların üzerine, yani bakın arada fazla bir fark yok. Küçük böyle yarım metrelik bile bir toprak yok yani. Hep granit taşlardan oluşan bir ülke burası. İşte köprümüz orası. Fredrikstad. Arka tarafımda Salzburg. Biz de ortasında Vikinglerin ana vatanlarındayız. Vikingler buradan dünyaya açılmışlar. Ve her yerde bu mezarlıkları falan var. Aslında çok güzel aklıma fikirler geliyor. Burası Lisleby, burası Selvak. Küçük bot, ücretsiz karşıdan karşıya geçiriyor onları. Aynen o tarafta benim bildiğim, gösterdiğim gibi. Arada küçük fabrikalar, çimento fabrikası falan kurulmuş. Oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz Fredrikstad'a gider, botu bırakırız. Okay people, enjoy it. Welcome to visit Norway. Norway is very nice. Bye bye.